Ciğer nasıl yenir? Vallahi ciğeri kardeşim, ciğeri sokum yapacaksın. Ciğer bu şekilde, bu şekilde değil. Ciğeri alacaksın, soğanı içine dolduracaksın. Bu salatadır, bu değil. Ben de yiyeceğim. Evet, tabii ya. Ya adam gelmiş bana ciğere, bana bıçakla yiyor. Şeyle yiyor, çatalla bıçakla yiyor. Ciğeri şöyle şekilde. Şimdi birinde baharat var, birinde yok. Evet. Köp şiş. Evet. Lahmacun yanında hediye. Evet. Ne kadar bu şekilde? Kanat var. Adana kebap, yanında lahmacun. Herkese selamlar. Ben Ahmet Yaralı. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün Türkmen başında Asma Altı Kebap ve Ciğerci'deyiz. İçeri doğru geçiyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çöp şiş. Çöp şiş. Evet. Lahmacun yanında hediye. Evet. Ne kadar bu şekilde? 27 lira. 27. Evet. Burada ne var? Şunun altında. Kanat var. Kanat. Evet. O ne kadar? Ha, aynı fiyat. 27. Evet. Adana kebap, yanında lahmacun bu şekilde 27 lira. Evet. Bu ne çorbası bu? Abi ayran çorbası. Ayran çorbası. Yöresel çorbamız. Yani bu ücretsiz. Bu ücretsiz. Bu direkt yemekten. Aynen. Bu yaz soğuk, özellikle yaza özel mi? Yaza özel. Kışın bulabilir miyiz bunu? Kışın pek gitmiyor abi ya. Çünkü soğuk ikram edildiği için daha iyi. Yok, ben az önce tadına baktım, gerçekten güzel. Bunlar ne? Bunlar paketlerimiz abi. Bu her yere olur, yemek paketleri, evleri olan yani Adana'nın her tarafına gönderiyor. Hemen hemen Adana'nın her tarafı değil de yani belli bir sınır var, oraya kadar yolluyoruz. Ama Adana'nın her yerine de büyük siparişleri de götürebiliyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi bir tanıyalım. Ben Hacı Dayı derler bana. Mustafa ismim. Yaklaşık 43 senedir bu işin içindeyim. Yani anlayacağın, hani derler çekirdekten yetişiyor ya, biz tam çekirdeğinden yetişmişiz. Yaklaşık 43 sene oldu. 43 seneden itibaren bu mesleğin içindeyim. Şu anda da görüyorsunuz, Tarih Kazancılar Asma Altı Türkmen Başlığı'nın işletmeciliğini yapıyoruz. Allah'a çok şükür. Şu anda güzel ayran çorbamız var. İlk önce bunu ikram olarak veriyoruz. Ondan sonra arkasına da ciğer olsun, kebap olsun, bunları servis yapıyoruz. Salatalarımızı görüyorsunuz, ezmemizi görüyorsunuz. Ondan sonra ciğerimizi görüyorsunuz. Yani nerede başlasam hepsi de güzel bir şeyler. Bunun özelliği ne bu ciğerin? Bu ciğerin özelliği, biz şunu şu anda biz Adana'da biz başlattık bu şekilde tuğladan ciğer vermeye. Şimdi Adana'da eskide millet ocak başı mı istiyordu? Yani herkes ocak başı var mı diye. Biz şöyle düşündük, biz dedik ya, biz ocağı biz masaya getirdik. Hani insanlar bunu merak ettiler. Ya ocak nasıl masaya geliyor? Sıcak sıcak. Biz bir kere ne yaptık? Bu tuğladan bu şekilde. Altında ateş var. Bu ateşin üstüne biz bu ciğeri kattığımız zaman sen burada zaten bir yandan yiyorsun.
bir yandan da bu ciğerin sıcak kalıyor. Yani sen bitirene kadar ciğerin sıcaklığını yani muhafaza ediyor. O şekilde de ciğerin lezzeti de kendini muhafaza ediyor. Bu ne ciğeri? Genelde biz kuzu ciğeri kullanıyoruz. Biz sabahleyin şu anda güzel bir karışım bir çorba veriyoruz. Ayrıca ciğeri de veriyoruz. Bu ciğerle beraber 25 TL daha şu anda devam ediyoruz. Yani bizim için... Bu bir kampanya mı? Bu kampanya, biz bu kampanyayı daha hala herhalde bir yaklaşık 3-5 ay daha devam edeceğiz inşallah. Peki ne çorbası? Bizim onu aslında onu yiyenlere sormak lazım. Acaba ne çorbasıdır, nasıl bir tad anlıyorlar? Sabah saat 12'ye kadar olur. 12'den yani, sonra da zaten bizim bu ayran çorbamız devam ediyor. Yani sabah çorba ve öğleden sonra çorba ikramınız. Evet. Çorba zaten bu çorba da ikramımızdır. Sabahki verdiğimiz çorba da ikramımızdır. Hocam da ciğer nasıl yenir? Vallahi ciğeri kardeşim, ciğeri sokum yapacaksın. Ciğeri bu şekilde, bu şekilde değil. Ciğeri alacaksın, soğanı içine dolduracaksın. Bu salatadır, bu değil. Ben de yiyeceğim. Evet, tabii ya. Ya adam gelmiş bana ciğere, bana bıçakla yiyor, şeyle yiyor, çatalla çalıyor. Ama ciğeri şöyle şekilde. Ciğer sokum var, böyle elini böyle parmaklarını yaladığın zaman en güzel lezzeti buradadır. Kesinlikle, afiyet olsun. Zaten bir de biliyorsun, bizim yani parmaklarımızı yalamak da ayrıca bir sünnettir yani. Öyle mi? Tabii, bereketi buradadır yani. Burası ne zaman açık hocamca? Bizim sabahleyin saat 7'de başlıyor mesaimiz. Gece saat 12'ye kadar devam ediyor şu anda. Ama inşallah şu yan tarafta inşaatımız var, devam ediyor şu anda. O inşaatımız biterse biz bunu 7-24 yapacağız. Yani 24 saat, yani kendim de şu ciğeri yiyebilir. Tabii. Peki orayı ne zaman açacaksınız? Bunu da muhtemelen Eylül'ü bitireceğiz. Kasım'ın içinde inşallah faaliyete sokarız. Yani 2020 Kasım'da, yani Kasım'da diğer tarafta gelip şu ciğeri 24 saat yiyebiliriz. Aynı 24 saate bu ciğeri yiyebiliriz inşallah. Burada gelenler ne yiyebilir Türkmenbaşı asma altında? Şimdi bizde sabahleyin saat normal sabah 7'de başladıktan sonra ciğer çorbayla başlanıyor. Sonra sabah 11'den sonra bizim fırın faaliyete giriyor. Faaliyete geçtiği zaman da lahmacun olsun, etli pide olsun, haşlamış pide olsun. Ondan sonra kebapta tüm ızgaralarımız vardır. Bunun yanında beytimiz var mesela. Adana kebap, beytleri, kuşbaşı, piliç, kemikli, kemiksiz, pirzola. Yani tüm ızgara çeşitlerimiz var. Yani buradan mutfak. Yani buradan zengin, güzelce karnı doyurarak. Yani ızgara yani, çeşitleri ve pide çeşitleri hepsi var diyorsunuz. Hepsi mevcut. Burası neresi? Yani buraya burası, gelen kişi nereden gelebilir buraya? Burası şu anda otoban girişine çok yakınız. Bu Kuzey Adana dediğimiz kuzey girişi. Burada bir 1500 metre ileride otoban girişi var. Yani Hatay tarafından bu Mersin tarafından gelmek isteyenler. Ondan sonra Ankara tarafından gelmek isteyenler. Burada zaten otobanla çıktıklarınız gibi. Burası Ali İzzet Beyoğlu kulvarıdır. Aynı zamanda Türkmenbaşı, Yükselpaşa gibi geçiyor. Yani Adana şu anda el kesimi burası. Yani güzel, konumu da güzel. Yani şehir arası yolcu yapan bir kişi otobandan, otogar tarafından çıkıp buradan zaman ciğerini, kebabını yiyip iki dakika içinde buraya devam edebilir. Tabii, şu anda burada yol da sakindir. Yani fazla öyle trafik sıkışık değildir. Yani ulaşımı rahat diyorsunuz. Çevre yoludur, çok sakin diyor. 108 TL'dir. Biz bu 108 TL'liği biz şu anda 90 TL'ye veriyoruz. Hem paket için geçerli. Yani hem içecek burada, var mı öyle bir şey? Yok, içecek yok. Sadece salatası falan benzesi, soğan salatası, normal ezmesi salatası, hepsi yanındadır. O şekilde biz onu veriyoruz. Hem burada salonda yiyenler için geçerli, hem paket için geçerli. Bu özel menü mü bu? Evet. Evet. Karışık, 4 kişilik. İlk kez mi geliyorsun buraya? İlk defa geliyoruz, evet. Instagram'dan gördük. Instagram'dan gördünüz. Evet, bir tane bir abi var. Bayağı güzel şekilde anlatıyordu. Oranı sahip herhalde. Burada başka ne tür kampanyalar var? Şimdi şöyle, şu anda dörtlü bir kampanyamız var şu anda. Aktif bir şekilde devam ediyor. Bu iki tane Adana kebabı. Yanına bir porsiyon kemikli ve kemiksiz pilicimiz var yanında. Hatta kemiksiz piliçtir. Ondan sonra yanında bir porsiyonun lahmacunu var. 4 kişilik bir şeydir. Normal fiyat. Ben de oradan gördüm. Öyle mi?
İşte oğlumuzun özel günü onun için. Öyle mi? Evet. Doğum günü mü? Yok, evlilik yıl dönümü. Evlilik yıl dönümü. Öyle mi? Benim haberim yok. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Sağ ol. Yenge nerede? Burada değil. Yurt dışında. Onun yerine de kutluyorum. O zaman buradan yengeye selam at. Afiyet olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Asma altı ciğer ve kebaptayız. Şu an ciğerin tadına bakacağım. Şu an sabah 10.30 ve kahvaltıda ciğer yiyoruz. Ciğer, ekmek az olacak. Ciğer, üzerine soğan salatasını bırakıyoruz. Sizler için tadına bakıyorum. Sabah ciğer mi yenir mi yenmez mi diyenlere, evet sabah ciğer gerçekten çok süper oluyor, güzel oluyor. Buraya gelip ciğer tadına bakmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde dürüm yapıp yiyoruz. Bu tür videoların devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hacı amca her şey için teşekkürler. Biz teşekkür görüşmek ederiz. Üzere. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Biz teşekkür ederiz. Ayrıca sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederiz.